Evet, herkese merhaba. Uzun zamandır video çekmiyordum. Malum koronalı günler ve bu günlerde hep evde duruyoruz. Eğer çıkıp da gezemiyorsak dedik ki o zaman bahçe işlerini yaparken bir yandan da videomuzu yapalım, birlikte paylaşalım istedik. Bugün ne yapacağım? Bahçe için 3 tane gül aldım ve bu gülleri araba yolunun kenarına dikeyim diyorum. Hani gülün çeşidi nedir derseniz emin olun ben de bilmiyorum. Gül güldür yani. İhtiyacımız olan şey bir tane bel ve biraz da çalışmak. Evet. Şurası iyi değil mi? Evet. Toprağa. Elimizden geldiğince derin bir şekilde. Evet, kuyu kazmaya çalışıyoruz. Evet. Alıyoruz. Kenara koyuyoruz. Fena da olmadı. Gerçi şöyle söyleyeyim, çok sevdiğim işler değil ama yapmak zorunda olduğum işler. Genişleteyim. Evet, galiba oldu. Gülümüzü saksıdan çıkarıyoruz. Gayet güzel oldu. Şimdi toprağımızı kapama zamanı. Evet. Elimizle bile bu işi başardık. Bayağı bir oldu. Evet. Tomurcuk yanılmıyorsam 1-1,5 hafta içerisinde açar. Zaten biraz büyükçe almıştım bu sene açabilsin diye. Evet. Birinci işlem tamam. Birinci gülümüzü hallettik. Şimdi ikincisini de ayarlıyorum. Burası iyi herhalde. Evet. Çalışıyoruz, durmuyoruz. Şimdi baban da mı toprak işlerinden anlardı? herhalde. Bakıyorsun, bu gayet güzel bir şekilde çıktı ha. 10 numara. Evet. Biraz derinleştirelim toprağı. Evet, insan yoruluyor ama yine de zevkli mi? Zevkli, keyifli. Evet, yeter galiba. Tekrardan gülümüzü alıyoruz. Aha, özür diliyorum. Wow. Evet. Toprağımızı dibine dolduralım. Toprağımızı dolduruyoruz.
Fena değil. Gezi videoları iyiydi ama bu toprak videoları da iş yapar gibi geliyor. Bir dakika. Evet. Biraz toprağı fazlalaştıralım. Evet. Bu da tamamlandı. Gayet güzel oldu. Ya da olduğu yere kadar. Şimdi. Gayet başarılı buluyorum kendimi. Şu iyi midir? İyidir herhalde. Olur, olmasa da olur. Yapacak başka bir şey yok. Şöyle mesafeye bakayım. Evet, 1-2-3 başlayalım o zaman. Evet. Şunu biraz öteye çekeyim. Evet. Bazı yerler çok daha rahat. Derine inerken. Bazı yerlerde sıkıntı olabiliyor. Ama şöyle geçsem bir tarafa. Evet. En keyifli kısım. Alıyoruz. Anam. Niye çıkmadı? Niye çıkmadı? Baksana dipte. Vişnenin kökleri var. Ama yapacak bir şey yok. Demek ki köklerle de karşılaşabilirsiniz. Ne yapmak lazım? Tabii ki. Bir. Kazmayla bunu toparlayalım. Olmuştur. Yani olduğunu zannediyorum. Demek ki vişnenin yanına ekmememiz gerekiyormuş. Olsun. Gül ve vişne kardeşliği olur. Evet. Şunu söyleyeyim. Çok yoruldum. Evet. Şöyle derin bir soluklanıyoruz. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Evet. Gayet güzel bir şekilde çıktı. Şimdi toprağımızı alıyoruz. Doldurmaya çalışıyoruz. Evet. Ve şu an çevrede herkes toprakla uğraşıyor. Ben de uğraşıyorsam zaten herkes uğraşıyor demektir. Çünkü her gün çıkmıyorum, yapmıyorum. Ara ara, zaman zaman yapmaya çalışıyorum.
Zaten şu anda duyuyorsunuzdur, makine sesleri geliyor, millet çimleri biçiyor. Bence oldu. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Öyle derler. Şimdi. Evet. Bunları ne yapacağız bu toprakları? Tabii ki başka bir alanda değerlendireceğiz. Evet. Götürüyorum. Dağıttıklarımızı şöyle düzgün bir şekilde toparlamaya çalışalım. Evet. Yürüyoruz. Bu dağınıklığı biz yapmamış gibi. Evet, şimdi yapmamız gereken şey ektiğimize göre biraz da üzerine sulayabilirsek yaşamaları için şans vermiş oluruz. Evet, malzemelerimizi topluyoruz. Suyumuz da hazır. Evet. Suyumuzu da can suyu diyorlar değil mi buna? Evet, böylelikle görev tamamlanmıştır. 3 tane gülümüz hazır. Evet, yorulduk. Bugünkü videomuzu tamamladık. Bu kadar yorulduk. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki suyumuzu alacağız, biraz suyumuzu içeceğiz. Ve bundan sonra arkadaşlar, bu tip videolar daha çok gelecek. Birlikte ufak ufak bahçede çalışacağız. Sizden istediğim abone olmanız ve takipte kalmanız. Kendinize iyi bakın.